Sinan Oğan biliyorsunuz iki gün önce bir açıklama yaptı ve e, Cumhur İttifakı'nı desteklediğini söyledi. Hiç de soru almadı. Çekti gitti ondan sonra. Ve o günden bu yana ortalıkta yok. Ne tweet attı ne başka bir şey yaptı. Hiç ortalıkta yok. Görmeyeceğiz zaten. Yani Yusuf Alaçoğlu da onun hakkında konuştu. Yusuf Alaçoğlu da e, özür diledi. E, Hepim ha he, he, sağ ol Yusuf Hoca. E, o da milliyetçi kökenlidir. Tarihçidir. E, hepimizi hayal ama samimi samimi e, milliyetçilerden hep hepimizi hayal kırıklığına hayal kırıklığına uğrattı. Özür diliyorum. Milliyetçiliğinde samimi olduğunu düşünüyordum dedi. Yusuf e, Halaçoğlu'nun özür adı altında yayınladığı tweet mesajı. Hocam siz özür dilemeyin. Sizin hiçbir suçunuz yok ki. Özür dilemesi gerekenler özür dilesin. Sinan Oğan gibi. Ama o özürü dilebese için öncelikle insanların bir insanların suratına bakabilme güveninin özgüveninin gelmesi gerekiyor. Ve siz lütfen özür dilemeyin. Siz doğru olanı yapmışsınız. Kendi çizginizden gitmişsiniz. Kendi doğrularınızdan gitmişsiniz ve aday olarak göstermişsiniz. Helal olsun hocam size. Ama lütfen sizin bu insanın e, bu karar değiştirmesinde, yer değiştirmesinde veya taraf değiştirmesinde hiçbir suçunuz yok. Siz yapılması gerekeni yapmışsınız. Değişim için adım atmışsınız. Ama o kişi önceden pazarlıkta yapmış olabilir. Bakın. Bu pazarlık sadece ayın 14'ünden sonra başlamamış olabilir. Siz aday gösterdiğiniz andan itibaren de gizli kapaklı sizden habersiz bir şekilde bu pazarlık yapılmış olabilir. Bir bilgi dahilinde söylemiyorum. Sinan Oğan'ın politik kariyerinin veya politik hevesinin veya hırslarının ne olduğunu az buçuk şu kadar iki aylık bir dönemde karşılıklı bir iki kere telefon konuşmamızda anladığımdan dolayı tıpkı e, Muharrem İnce'yi anladığım gibi. Bakın ikisi de hüsrana uğradı. İkisi de gerçekten yani öyle öyle diyebileceğimiz insanlarken ikisinin de telefon konuşmalarından sonra yapmış olduğu mesaj ve telefon konuşmalarından sonra güvenilmeyecek insanlar olduğunu anladım. Bunun en yakın şahidi de benim birlikte seyahat ettiğim ulaştırmadan görevli arkadaşım Taner'dir. Onun yanında da konuşmuştur. Yüzü de aşağıdadır şu anda onu da söyleyeyim size. Ve e, bugün geldiğimiz noktada seçimin iki kaybedeni var. İki gerçekten kaybedeni var ama toplum nazarında kaybedeni. Oy olarak düşünmüyorum. Biri Muharrem İnce. Diğeri de Sinan Oğan gibi geliyor bana. Lütfen özür dilemeyin. Sizin bu büyüklüğünüz bile yeter. Gönüllere yine taht kurdunuz onu söyleyeyim Yusuf Hoca. Ve geldik. Bakın bunların hepsini anlattık şimdi. Kaldı geriye saatlerimiz 11.54. İzleyenlerimiz için teşekkür ediyorum. Hem TikTok'ta hem e, YouTube'da hem Facebook'ta. Aşağı yukarı bizi izleyen sayısı olarak Ahmet şimdi herhalde kulağıma söyleyecektir. Yayınımız devam ediyor. 8000 civarında e, bir e, izleyenimiz var anketimize cevap verelim bir beğeni yapalım ve ardından tekrar Sinan e, özür dilerim chatleşmeye girelim e, fırıldak demişler ya bunlar fırıldak demiş kimin gözünde işte siyasetçiler böyle görülüyor YouTube'da gelen mesajlar U dönüşü değil aslında o anın yapacağı belliydi peki Sinan o ana oy verip de ya bu kişi nasıl yapar böyle diyenler var mı içinizde? Ben Sinan Oğan'a verdim. Hiç beklemediğim bir hareketti deyip yazanlar varsa özellikle e, YouTube'da bunları okuyabilirim. Evet ben dilimin kelimesi yok. Bakın herkesin söz hakkı var burada. Kimin ismini geçirdiysem, Kimin ismi geçiyorsa ve geçecekse herkesin söz hakkı var. Şu anda bile yayına alabilirim. Sinan Bey sizi bile yayına alabilirim şu anda. Yani bağlanın, bağlanmak ister veya kimi eleştirdiysem, kime bir şey söylediysem bağlanın. Sonradan yazmayın bana veya ne bileyim sonradan sen bana böyle demiş şu demeyin. Sıcağı sıcağına gelin karşılıklı sizinle konuşalım. Ben anlaşılır bir insanım. Evet dilimin kemiği yok. Seviyorum böyle konuşmayı. Ama ben soru sormayı da seviyorum. Hoşuma gidiyor.